Herkese selam, koluma, hoş geldiniz. Bugün okuldan geldim, etüde kalmıştım hatta, bayağı geç geldim. Şu an saat 6:30. Ve videonun başlığından anlayacağınız üzere IKEA'ya gidiyoruz. Video istemiştim sizden. Ne video istiyorsunuz yeni... Çok saçma bir cümle oldu. İstek video istemiştim. Yeni video olarak ne atmamı istiyorsunuz? Ha, ne atmamı istiyorsunuz demiştim. Herkes oda turu, oda turu, oda turu demişti. Fakat bir problemimiz var. Oda turu derken zaten çoğu insanın İstanbul'daki odamdan bahsettiğini düşünüyorum. Çünkü zaten yeni eve taşındık. Yeni evimin de ev turunda odası bitmemişti. Hala bitmedi. Hala bitmediği için oda turu çekemiyorum. Aslında bitti. Daha gelişmeler var odamda. Göstermedim daha size. Tamamlanınca göstermek istiyorum. Ay. Tamamlanınca göstermek istiyorum. Ama tamamlanmadı. O yüzden şimdi IKEA'ya gideceğiz. Tamamlayacağız ve tamamladıktan sonra bu videodan sonra size oda tur videosu çekeceğim. Asla unutmadım. Zaten o yorumlardan hani şey olarak ha artık oda tur çekmeliyim diye düşündüğüm için IKEA'ya gitmeye karar verdik. Zaten dediğim gibi çok az eksiği kaldı. Onları da şimdi IKEA'dan tamamlayacağız. O zaman hadi gidelim. Evet, şimdi geldik IKEA'ya. Yolculuğu çekemedim. Unuttum çekmeyi. Neyse, şimdi içeride zaten çekecek bir sürü şey var. Bağırıyorum bu arada. Çok ses var. Yağmur yağıyordu bir de. Gelmemiz uzun sürdü. Neyse, şimdi içeriği çekeceğim. Giriyoruz, alışveriş başlasın. Şöyle dıştan da çekmek istedim. Burada neredeydi? Ha. Şurada Buyaka AVM var. İleride gördüğünüz AVM. Ben de yeni biliyorum yani. İstanbul'u bilen varsa beni bilgilendirsin. Başka IKEA var mı? Güzel AVM nerede? Bir Akasya'yı biliyordum. İşte şimdi Buyaka'ya geldik. Ya AVM'ye gezmeye gelmedik dediğim gibi. IKEA'dan eksik odamın ihtiyaçlarını almaya geldik ama göstereyim dedim AVM varken. Neyse, şimdi giriyoruz. Ay, yoruldum. Aslında yemek de yedik az önce. Tam girmeden önce ama oruçlu olan olabilir diye göstermek istemedim. Neyse, şimdi alışverişe başlayabilir sonunda. Evet, girdik. Umarım burada çekime izin veriyorlardı. Bilmiyorum ya. İkiye kadar büyük bir mağazada zaten bunu kontrol edeceklerini düşünmüyorum yani. O yüzden başlıyoruz. Birkaç ihtiyacım var. Zaten alırken de göreceksiniz ama ve dekorasyon da bakacağım yani. Mesela bu çok güzelmiş. Odamın renkleri de bu arada gri, siyah, beyaz ve toz pembe. Aslında pembe çok bayıldığım bir renk değil ama odamda nedense pembeyi sevdim ben. Nasıl desem, hoşuma gitti. Burada böyle odalar var. Biliyorsunuz IKEA'yı. Az önce IKEA'yı biliyorsunuz demişim. IKEA'yı bilmek zorunda değilsiniz. Bilmiyor da olabilirsiniz. Zaten bilmiyorsanız da benimle birlikte gezerken öğreneceksiniz. Ben de çok fazla gitmiyordum IKEA'ya ama şurada beni görün, merhaba. Çok fazla IKEA'ya gitmiyordum. Fakat bu taşınma faslından sonra çok fazla gitmeye başladım. Çok fazla gitmeye başladım dediğimde 2-3 kere gitmişimdir. Boş verin. Ve şunu göstermek istiyorum. Ben bunu beğendim. Sesli konuşuyorum. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Burası çok kalabalık. Beğendim fakat fiyatı 189 TL. Şöyle bir netlesin. 189 TL, buna çok vermek istemiyorum. Ama bu tarz şeyler bakıyorum. Özellikle odamın rafları için. Birkaç tane de yeni raf alacağız. Çünkü yeni odam eski odamdan çok daha büyük olduğu için saklama alanına ihtiyacı var. Duvarların bomboş gözükmemesini istemiyorum. Gezmeye devam ediyoruz. Ayaklarımı da çektim. Vallahi siz ayaklarımı çekmemden nefret ediyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Bu arada bu odaya bakın ne kadar güzel. Ayaklarımı dediğim gibi çekmemeye çalışıyorum ama görevli gelince otomatik ayaklarıma yöneliyorum. Yine ben. Böyle şeyleri de çok beğeniyorum da. Ne bileyim. Koyacak yer yok aslında odada. Oda çok büyük ama böyle aynı alanım yok. Belki sonra düşünürüm. Dediğim gibi ayaklarımı çekersem kızmayın. Görevli gelmiştir. Genel olarak etrafı göstermeye çalışacağım. Bu oda böyle. Farklı farklı odalar var. Gezmeye devam ediyoruz. Bir de böyle bir oda var. Odaları çok güzel dizayn ediyorlar ama çok da ucuz değil açıkçası. Pahalı yani. Ha, tabii ki kaliteli malzemeler var da tartışılır dediğim gibi. Vallahi konuşuyorum da. Umarım arkada müzik yoktur ve bu konuşmalarımı kesmek zorunda kalmam. Telif yememek için. Burada da bir banyosu var. Çok banyo göstermiyorum. Zaten amaç ana oda bizde. Ay, bunlar ne kadar tatlıymış.
Bence bu fan odam var ama kullanmasını bilemedim gerçekten. Çok bana göre değilmiş galiba. Ben yine içini doldurmaya çalışacağım aksesuarlarla. Şu ipliler güzelmiş ama bana fikir oldu. Bir ışık istiyorum ama şu kadar büyük olmasın. Çok da küçük de olmasın. Umarım o ışığı da bulabilirim. Burada bir listemiz var. İsterseniz şöyle durdurup bakabilirsiniz. Annem yaptı o listeyi de. Anneciğim de burada geziniyor. Bulmaya çalışıyor. Az zamanımız var. Ama çekmek de zor. Yapıyoruz bir şeyler. Hep de burada kendi yazmamla karşılaşıyorum. Delirmeye başladım artık. Girdiğim andan itibaren burası farklı bir ortam yani. Bakın burada neler yaşanıyor. Devam. Şimdi odama kitaplığım var. Oda takımımın kitaplığını aldım. Bak onu bilmiyorsunuz, onu görmediniz. Ama küçük böyle, hafif küçük böyle bunun gibi bir kitaplık istiyorum ama ölçüleri küçük olacak. Biz az önce annemle baktık. Bakma aşamasını çok size göstermedim. Çünkü zorluydu. Böyle var. Bu şekilde var. Ama benim istediğim hem küçük hem de açık olmasıydı. Ve bulduk. Onu gösteriyorum. Ve uygun fiyata bulduk. Gayet iyiydi fiyatı. Bunu bulduk. Bu çok iyi. Tabii bunu nereye koyacağımı da bilmiyorsunuz tam olarak. Şu fiyatına göstereyim. Bu alacaklarımızdan biri olacak. Nereye koyacağım da oda turunda göreceksiniz. Oda turunu bu videodan sonra atmayı düşünüyorum. Şimdi gezmeye devam edelim. Daha listemiz uzun. Buraya girelim. Burada da böyle bir oda var. Aynalar. Yine aynalar, yine ben. Evet. Ay tam da ananasa denk geldim. Şimdi ananas bekliyoruz. Böyle burası. Bu aynayı az önce dikkatimi çekti. Bir kere daha geçtim. Az önce çekimde değildim. Kapatmıştım. Arada çekiyorum böyle. Şöyle göstereyim fiyatını. İsterseniz siz de şu hani model numarasından bakabilirsiniz kendinize de. İnternet sitesinde var diye biliyorum. Tam benim kırıklık bir yerim var bu aynayı koymak için. Ve ayna aslında arıyordum. Ama aklımda değildi. Bunu görünce aklıma geldi. Büyük ihtimalle bunu da alırız diye düşünüyorum. Çünkü çok beğendim. Her şeyi de size göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bu kupa çok güzel. Bu kupa bende vardı. Burada böyle bir şey. Mutfak. Mutfak isteyenler varsa yani. Biz bakmıyoruz şu an ama. Şöyle raflar. Ay bu çok güzel ya. Bu geyik. Ama nereden alacağım bilmiyorum onu. Ikea'da çok karışık yani. Hemen beğendiğiniz şeyi alamıyorsunuz. Bir yere gidip oradan almanız falan gerekiyor. Şu kulüp saatini çok beğeniyorum. Bu böyle... Böyle gide dursun. Çok güzel. Yakından çekeyim bakın. Netlerse. Çok tatlı. Devam ki. Ev dekorasyonları bölümüne iniyoruz şimdi. Aşağıda daha çok şey oluyor dekorasyon için. Benim de asıl ihtiyacım zaten ana mobilya değil. Yani birkaç tane ana mobilya ihtiyacım da oldu. Fakat dekorasyon... Ay konuşamadım. Çok komik oldu. Dekorasyon benim için daha önemli. Çünkü çoğu büyük mobilyayı yatakmış, dolapmış falan almıştık. Yalnız burada da çok bir şey göremiyorum dekorasyona dair. Neyse tava falan var. Yani tavayla mı dekore edeceğim evim? Hiçbir fikrim yok. IKEA çok büyük. Bunu odamın baş köşesine koymayı düşünüyorum. Şu tuzlukları da aynı şekilde. Ben gerekli alanı vardığımda devam edeceğim, açacağım. Çünkü şu an çok yanlış yerlerdeyim. Evet, doğru düzgün bir bölüme gelebildik sonunda. Burada duvar dekorasyonu ve aynalar var. Çok büyük. Mis gibi kokuyor. İnanabiliyor musunuz? Mis gibi kokuyor burası. Çok güzel.
şimdi biraz bebekli sayılara geliyoruz. Yine devam. Evet, asıl dekorasyon anına geldik galiba. Ben bunlardan alacağım. Bu çok güzelmiş. Burada bir sürü çiçek var. Alışverişimiz bitti. Şimdi çıkıyoruz. Bayağı uzun sürdü ve çok yorulduk. Evde bütün aldıklarımızı göstereceğim. Çok şey aldım. Bir iki eksiğimiz var. Ama olsun, onları da internetten sipariş vereceğim. Stokta olmayan bazı şeyler varmış. Görüyorsunuz hava da karardı. Evde görüşürüz. Evet, biraz önce eve geldik. Gerçekten çok yoruldum. O yüzden biraz dinlendim. Böyle bir yattım. Şimdi kalktım ama hala açılmış değilim yani. Çünkü Ikea'da gezmek beni çok yordu. Çok büyük bir mağazaydı. Hepsini çekemedim. Çok büyük olduğu için. Yani umarım sizde de gösterebilmişimdir ne kadar büyük olduğunu. Gez bitmedi. Ve şimdi de size aldıklarımı göstereceğim. Bir sürü şey aldık demeyeyim yani. Ama az da değil yani. Bayağı bir şey almışım. Şimdi başlıyorum göstermekle. İlk önce şöyle bir biblo tarzı bir, nasıl desem, gri bir vazo mu? Saklama kabı. Böyle bir şey aldık. Kamera umarım netliyordur. Buraya dizeceğim. Göründüğünü düşünüyorum. Sonrasında böyle bir abajur. Aslında bu abajur böyle değil. Böyle dedim. Tamam. Bu bastırılmış hali. Normalde bu parçası şurada falan oluyor. Bu demir uzun yani. Zaten bunu oda turunda da göreceksiniz açılmış halini. Bu böyle değil yani. Daha farklı. Sonrasında çok tatlı. Ay. Pembiş bir... Böyle neydi, bunun özel bir ismi var bilmiyorum ama çiçek sulama kabı diyeyim. Bunun özel bir ismi var diye hatırlıyorum. Hatırlayan aşağı yazsın. Ben tam ağzıma gelmedi. Sonrasında böyle çok tatlı bir çiçekler mi? Yok, kelebekmiş. Kelebekli bir biblio. Böyle bir saklama aracı mı desem? Şimdi bilmeyenler bunu çok anlamayacaktır doğal olarak. Benim bir panom var. Ikea'da panolar satılıyor. Delikli. Bunların da arkasında şöyle delikler var. Farklı farklı küçük kutular var, büyük kutular var, bu tarz dergilikler var. Ya da mandal şeklinde yine ucu böyle olan, panoya asılabilen aparatlar var. Bu şekilde o panoları kullanabiliyorsunuz. Bende o panodan vardı zaten. Eski oda turunda belki görmüşsünüzdür. Yeni odamda da o panoyu kullanmaya devam edeceğim. Fakat bunu görünce almak istedim. Aparatlarım aslında vardı. Ama bu bence çok kullanışlı. Bu bende yoktu, bu aparat. Bir adet ayna. Bu ayna klasik aynalardan. Şimdi çok garip olan bir çubuk var. Üstünde de ayna var. Öyle söyleyeyim. Dönüyor. Yani çok özel bir model değil. Normal bir ayna. Bir adet çerçeve. Odamı zaten anlamışsınızdır gri tonlarında. Eski oda takımımın devamını aldım. O da gri tonlarındaydı. Gri, pembe, beyaz. Bu şekilde. Sonra şunu göstereceğim biraz da.
Bu abajur için de her ne işini diye hatırlamaya çalışıyordum. Bu abajur için led ampul. Bu da odanda altın rengi detaylar da var. Bu da onlarla uyumlu olsun diye bir çerçeve. Biraz korsam. Şimdi gözükmüyor mu galiba ama şöyle mi yapsam hani gözüksün, anlaşılsın diye. Umarım bir şey düşürmem. Hı. Kamerada ne demek dedim, gözüküyor mu? Bilmiyorum, bir bakayım. Tamam, gözüküyormuş, çok iyi. Bir de böyle B şeklinde kitap koyma aracı. Ayrı araç mı yoksa ayraç mı? Şimdi bu hem bir araç hem de bir ayraç. Şöyle kitapları koyduğunuzda kitaplar kendi kendine düşebiliyor kenara yaslamazsanız. Bu da böyle bir kenar görevi görüyor. Kitaplar kendi kendine düşmüyor. Hepsi dik duruyor. Bu çok işe yarıyor. Bende vardı. Bir tane daha almak istedim. Böyle yapay çiçekler. Çiçekler bence odaya bir renk katıyor. Hani benim zaten birkaç tane çiçeğim vardı ama biraz daha almak istedim. Çünkü çok güzel duruyorlar. Özellikle odam büyüyünce böyle bir çiçek ihtiyacım olduğunu sezdim. Bunu da şöyle koyayım. Böyle yapsam. Ya yine bir çiçek. Şunu şunun içine koyalım. Onun içine. Bu normalde ben kendi işleviyle mi kullanırım? Çünkü gerçek çiçek de olacak odamda. Belki kendi işleviyle kullanırım. Belki böyle çiçek koyarım. Bilmiyorum. Birlikte karar veririz. Belki de, ne dersiniz? Sonrasında daha da tatlı şeylerim var. Hepsini alırken size gösteremedim tek tek. Ama şimdi gösteriyorum. Böyle çok tatlı. Ben bunu biblo olarak mı kullanırım yoksa gerçekten çay kahve içmek için mi kullanırım bilmiyorum ama çok tatlı bir minik kupa. Bu da aynısından. Bunda benim, ay, bende bunun büyüğü vardı. Küçüğünü de aldım. Çok güzel. Şuraya şöyle bir koyacağım. Burada bir kum saatiniz var. Bu burada döne dursun mu? Döne dursun. Şuralarda bu döne dursun. Gözünüzün önünde dönsün istiyorum. Burası gözükmedi şu an. Burası karmakarışık oldu şu an. Tam bir dağınıklık oldu. Umarım görünüyordur orada. Görünmüyorsa da boş ver. Önemli değil. Orada dönüyor yani. Böyle. Bu bantlıymış. Aa, mis kokulu bir mum. IKEA mumları çok güzel kokuyor ve kokuları asla gitmiyor. Benim önceden eski odam için aldığım mumlar da 5-6 aydır hala kokmaya devam ediyor. Tavsiye ederim size yani. Tam tam böyle bir vazo. Belki de şu çiçekler bu vazoya gelir. Bilmiyorum ama. Hepsine karar veririz. Ve de bunları bu arada kendimiz paketledik. Orada taşırken sorun olmasın diye. IKEA'da her şeyi müşteri yapıyor. Şunların attıkları. Göstereyim bakalım ben. Bunları da şu kenara koyayım. Çok az kaldı. Bitmek üzere. Birkaç tane büyük var. Şurada bir çerçeve var. Bir de şurada ayna var. Aynayı zaten alırken de söylemiştim. Hani beğendiğimi, alacağımı. Alırken diyorum, gezerken. Onları göstereceğim. Büyük parçaları kameraya alıp göstereceğim. Ondan öncesinde raf vardı benim bir tane. Yani iki tane rafım vardı. Gri rafım. Bir tane de ona raf aldık. O rafı paketli, şimdi onu gösteremiyorum ama o rafı asmak için iki tane aparat var burada.
Öyle anlatayım. Anne bu aparatlar ne alaka demeyin. Çok güzel. Burada bir çiçek var. Ayrı aldık. Saksısı. Hani bu gri saksıyı farklı aldık. Çok tatlı bence. Gerçek benim çiçeğim vardı. Kaktüslerim vardı ama böyle büyük çiçeğim yoktu. İstanbul'daki odamda. Bu da bir renk katar diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Sefa'nın burada devamı var. Sizin görmediğiniz bir taraf var. Şimdi ilk önce hatta buna ayağa kalkmama gerek yok ya. Kamera açısını değiştirmeniz gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle. Böyle bir tablo. Bence odamın renklerine çok uyuyor. Zaten siz de göreceksiniz oturumda. Yalnız ben sadece birkaç tane daha tablo almalıydım. Öyle hissediyorum. Odada boş yer çok kaldı. Ya yansıyor ya. Bir dakika. Bu tablonun ışık yansıyor bunun üstüne ama size çok yansımıyor. Ha şöyle yansımıyor sanki. Bu tablonun uygun yerini bulacağım. Ama keşke birkaç tablo daha alsaydım. Onu sonra tamamlarım. İkinci zaten internet sitesi de var. Bunu böyle koyayım. Hatta kalkmamın gerek var mı bilmiyorum da. Bunu size kalkarak göstereceğim. Evet. Burada da bir adet ayna var. Burada beni görüyorsunuz. Şu an oturma odasındayım bu arada. Bu aynanın aslında ben şu kenarları beyaz olanını alacaktım. Fakat stokta kalmamış. Ben bunu aslında odama çok yakıştıramadım siyah olduğu için. Belki biz bunu benim odamda kullanmayabiliriz. Holde kullanabiliriz. Çünkü ben beyaz olsun istiyordum. Hani bunu da holde ihtiyaç var diye aldık aslında. Hani benim odama diye almadık. Benim odama başka yerden bir ayna alacağız. Ya da stoğa gelmesini bekleyeceğiz. Şunları da son. Şurada size bir göstereyim bu şekilde. Bunlar çok üst üste bindi burada. Size hepsini göstereyim diye. Böyle şey bunlar arkada kalmış bu küçük vazon. Bu canlarım benim. Çok güzel oldu. Gerçekten bu alışverişimi çok beğendim. Burası karışık görünüyor ama odamda bunların tamamen düzgün halini göreceksiniz. Kendime çevireyim kamerayı. Benim iki alışverişim bu kadardı. Tabii ki ileride eksiklerim olursa bir daha gitmeyi düşünürüm. Memnun kaldım yani alışverişimden. Sizin de tavsiye ettiğiniz bir yer varsa hani aynayı şuradan şunu alabilirsin, hani aynayı şuradan alabilirsin diyorsanız özellikle ayna için soruyorum. Ya da ben böyle küçük nasıl desem masanın yanına bir şey bakıyorum. Anlatamıyorum. Küçük bir kitaplık bakıyorum ama büyük değil böyle. Yüksekliği 50 santim falan öyle bir şeye bakıyorum. IKEA dışında bir mağaza biliyorsanız aşağı yazarsanız çok sevinirim. Onun dışında istediğiniz yorum yazabilirsiniz. Aynen şu güzel şu kötü falan diye. Her şeye açığım bu videoda. Zaten bütün videolarımda bunu söylüyorum. Beğeni atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi bir sonraki video büyük ihtimalle oda turu olacak. Bu isteğinizi biliyorum, anlıyorum. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.